diğer testlere geçiyorum arkadaşlar. Mesela burada David 1 düzeyleri var ya da HBA 1C1 değeri var. Ölçülmüş değeri var. Bu değerin acaba ben bu regülasyona göre farklılık oluşturup oluşturmadığını insülin ya da diyet tedavisi verilenlerde HBA 1C1 değeri değişiklik gösteriyor mu? Buna bakacağım. Burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bu sayısal bir değer. Yani sayı olarak girilmiş. Bu da insülin ve diyet diye ikili bir şekilde data girilmiş bir kategori. Dolayısıyla buna göre bu farklılık gösterir mi şeklinde bir şey yapabilmem için, test yapabilmem için öncelikle bunun normalliğine bakacağım. Bakalım HbA1c1 normal miymiş değil miymiş? Hemen hızlı bir şekilde ona bakalım. Nereden bakıyoruz? Explore'dan bunun normalliğine bakıyoruz. Hemen pilot dedik, normality test dedik. Okey dedik. Bakalım şimdi normal mi değil mi? Evet. Testimiz yapılıyor. Running examin diyor. Testimiz yapıldı çok şükür. Kolmogorov-Smirnov testine bakıyorum. 0-0-0. Buna bakıyorum. 0-0-0. Veri sayım kaç? 62 olduğuna göre. Kolmogorov'a bakmam lazım. 0-0-0 diyor. Dolayısıyla ben buna göre eğer teste göre söyleyeceksem normal değildir demem gerekiyor. Yok teste göre değil de Skivnis ve Kertosis değerlerine göre baktığımda bakın 1.761 Skivnis değeri. Kertosis değeri 5.86. Evet bu hem Skivnis hem Kertosis'e göre normal değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada normal olmadığı için burada yapmam gereken test hangisidir? Mann-Whitney-Yu testi eğer normal olmuş olsaydı yapmam gereken test Independent Sample T testi. Şimdi ben her ikisini de uygulayacağım. Çünkü buradaki yani her ikisinde örnek olması açısından uygulayacağım. Normal olmadığı için ya da şöyle yapalım. Burada normal olmadığı için direkt Independent Sample T testinin alternatif olan Mann-Whitney-Yu testini uygulayalım. Hemen arkadaşlar şunu açıyorum. Two Independent Sample. Buradan HbA1c1 değerini buraya attım. Diğer taraftan da regülasyonu bu tarafa atıyorum. Tabi burada da 1-2 değerleri. Okey dedim. Mann-Whitney-Yu testi. Evet. Buraya baktığımız zaman Mann-Whitney-Yu testinde significant değeri 0.672 çıktı. Anlamlı değil. Dolayısıyla anlamlı bir farklılık yok. Bu ne demektir arkadaşlar? Regülasyona göre yani insülin ya da diyet uygulanan grupta bizim HbA1c1 değerimiz farklılık göstermiyor demektir. Yani bunun yerine mesela T testi yapmış olsaydık ne olacaktı arkadaşlar? T testini de yapalım. Independent Sample T testi eğer normal olmuş olsaydı şu şekilde yapacaktık. Regülasyonu attık bu tarafa. 1 ve 2. 1, 2. Evet, okey dedik. Diğer taraftan HbA1c1 değerini buraya attık. Okey dedik. Ve bunun şimdi durumuna bakalım. Şimdi burada arkadaşlar işte şu. Yani şunu yapmaya çalışıyordum demin. Bunu diyet insülin. Bu değeri aynen alıp yanına buraya şunları buradan silip buraya alıp 0.672 olarak bu significant değerinde yazıp bunu Mann-Whitney-Yu testi raporu olarak da kullanabiliriz. Aynen bunun yanına şunu buradan çıkarırsa ve burada mean yerine median değerlerinde tables menüsünden hesaplatıp buraya koyma şansınız var arkadaşlar. Çünkü median artı eksi standard deviation şeklinde de raporlanabiliyor. Şimdi bu testin independent sample T testinin bir inceliği var. O da F değerleri burada. Şurada öncelikle bir Levent testi yapıyor. Homojenlik testi yapıyor. Homojenlik testinde burası eğer 0.05'ten büyükse ilk satır değerini alıyor. 0.05'ten küçükse küçük olsaydı alttakini alacaktı. Dolayısıyla şunu almış olacak. Dolayısıyla biz bunu Independent Sample T testi yapmış gibi alırsak şunu sileceğiz buradan. Neyi buraya ekleyeceğiz? T'yi ekleyeceğiz. T hangisi? 0.777 ve bu değeri ilk satır değerini alacağız. Alttakini almıyoruz. Neden? Burası 0.956 çünkü. Dolayısıyla 0.440'ı da buraya alıp bu şekilde bunu sonuçlandırmış olacağız. Ne söyleyeceğiz? Diyet ya da insülin yapma durumuna göre farklılık göstermemektedir. HbA1c1 değeri farklılık göstermemektedir. Regülasyonun diyet ya da insülin olması durumuna göre farklılık göstermemektedir şeklinde yorumlayacağız. Bir başka test yapalım. Yine bu Independent Sample T test ile ilgili. Mesela arkadaşlar David düzeyleri olsun. David düzeyleri ve buradaki replasman olsun. Replasman hormon tedavisi var yokla David 1 düzeyini
karşılaştıralım. İlk yapmamız gereken David 1 düzeylerine normallik analizi yapmamız gerekiyor. Cross tab'i açtık. Pardon. Analyze'dan Descriptive'i açtık. Descriptive'den Explore'u açtık. Ve buradan HBA1C1 yerine David 1'i koyduk. OK dedik. Evet, bakalım. Hemen testimiz yapılsın. Evet, testimiz yapıldı. Test değerlerine baktığımız zaman skewness ve kurtosis değerlerine göre normal. Bakın 1.426, 1.294, artı 2, eksi 2 ya da artı 2.5, eksi 2.5 değerleri arasında kaldığı için normaldir diyebiliriz. Normaldir dediğimize göre independent sample t-testi ama test of normality'ye göre bakın hala normal değil bu. David 1 değeri 0.05'ten küçük. Dolayısıyla normal olmadığı için buna göre de yapmamız gereken test independent sample t-testi olarak değil, Mann Whitney U testi olarak duruyor. Dolayısıyla biz buna göre yaparsak hemen buradan analizimizi yapalım. Independent sample t-test. Burada hemen evet, replasmanı attık buraya. Hormon tedavisini ve David 1 düzeyini attık buraya. Ve OK dedik. İşte almamız gereken değer burasıydı. Farklılık var mı yok mu bakalım. Hangi değeri alacağız? F değeri 0.640, dolayısıyla ilk satır değerini alacağız. Bunu alacağız. 0.678 T değeri bu. Şunu buradan siliyoruz ve bu tablonun devamına neyi ekliyoruz arkadaşlar? T'yi ve significant değerini, şu değeri ekleyip 0.678 diyoruz ki farklılık yoktur. Replasmana göre David 1 düzeylerinde anlamlı farklılık yoktur söylüyoruz. Hormon tedavisi alıp almama durumuna göre David düzeyleri değişmemektedir. İşte alanlarda bu ortalama 13.544, almayanlarda 12.676 şeklindedir diye söyleyebiliriz. Bu aynı testi bir de Mann Whitney U testiyle yapalım arkadaşlar. Non-parametric test. Buradan legacy. Two independent sample. Buradan David 1 düzeylerini attık bu tarafa. Buradan replasmanı attık bu tarafa. Ve 1-2 şeklinde yazdık. Continue dedik. OK dedik. Evet, bakın gene yukarıdaki o descriptive tablosunu alıp buradaki P ile 0.354 olarak ekleyip farklılık yoktur, Mann Whitney U testi yapılmıştır şeklinde söyleyebilirsiniz. Bu ortalama değil arkadaşlar, bunlar ranklar. Dolayısıyla yukarıdan alacaksınız bunu ya da tables'dan yapacaksınız ya da T testi tablosundan alıp bunu raporlama şansınız var. Peki arkadaşlar, bir başka test daha yapalım. Independent sample T test, replasman. David 2 düzeyine bakalım. Evet. Replasmana göre David 2 düzeyine baktığımız zaman David 1'de farklılık yoktu. David 2 düzeyine bakalım. Yani faraza bunun normal olduğunu farz edelim. Normalliğine bakmadan yaptım. Significant Levent testte significant düzeyi 0.00. Yani homojen değilse ilk homojen değil. İlk alttaki satırı alacağım. İlk satırı değil. Dolayısıyla burada da replasman hormon tedavisine göre David 2 düzeyleri farklı zamanda ölçülmüş David düzeyleri demek ki tedaviden sonra farklılık arz ediyormuş. Bakalım replasman hormon tedavisi var, hormon tedavisi yok. Hormon tedavisi olup olmama durumuna göre farklılık arz etmiş. Çünkü significant 0.00, 0.05'ten küçük. Ne demektir bu? Hormon tedavisi alanlarda 62.136, almayanlara göre David düzeyi daha fazla büyüktür. Ne diyeceğiz burada? Bunun yorumunda ne diyeceğiz? Anlamlı farklılık vardır. Hormon tedavisi alıp almama durumuna göre David düzeyleri, David 2 düzeyleri değişmektedir. Hormon tedavisi alanlarda David ortalaması 62.136 artı eksi 23.41, almayanlara göre 16.885 artı eksi 9.42 arasında anlamlı farklılık vardır. Hormon tedavisi alanlarda David düzeyleri daha yüksektir şeklinde raporlarız. Bu da independent sample T-test arkadaşlar ve Mann Whitney U testi aynısı, birbirinin alternatifi. Bu şekilde bu independent sample T-testinde anlatmış oldum.